Sakarya Karasu'dayız. Microlight, doğru söylüyorsam adını verdiğimiz evet. bir uçuşu gerçekleştireceğiz Microlight'ta. Evet. Siz kaptansınız, Microlight kaptanı evet. ama burada diğer kaptanlarımız da var. Sırasıyla tanıyacağız. Bize önce kendinizi tanıtır mısınız efendim? Ben Ersan Saka. Ticaretle uğraşıyorum. Ayrıca de spor amaçlı bu hobim Microlight uçuşu yapıyorum. Nereden başladı bu Microlight? Babadan sevdası? Babadan gelen bir şey. Babamızda da helikopter vardı daha önceden. Babanız vesilesiyle başladı. Babamız vesilesiyle başladı. Yaklaşık 20 sene. Sizde? Evet. 20 senedir evet. bu uçuşları yapıyor musunuz? Hayır, ben bu uçuşu yaklaşık 7 senedir yapıyorum. Ticari maksat yok. Kendi hobilerim. Evet. Evet, başka Peki, bir şey. Peki nedir bu konuya ilgi Karasu'da? Dostlar arasında, eş dost sizi bayağı... Çok büyük, çok büyük ilgi. Uçurtuyorlardır evet, değil mi? Evet, 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 aynen öyle. Evet, bunun zevkinden biraz anlatır mısınız, söz eder misiniz? Bunun zevki hiçbir şeye benzemiyor. Kuş gibi uçuyorsunuz. Kuş gibi uçuyorsun, özgürsün. Evet. Bu bir de açık kabin olduğu için sandalyede oturuyorsun, gökyüzündesin. Ben risk, öyle tabir. Riski var mı bu? Tabii her şeyde risk her var Her şeyde risk var. Araçta, arabada risk yok mu? Elbette yolda yürürken bile evet, risk var. Bir kere evet, başınıza düşer, Allah korusun gidersiniz. Tabii evet, ki risksiz. Evet. Peki en büyük risk nedir bunlarda efendim? En büyük risk, vallahi hiç orasını düşünmedim ama yani motor... Hava koşulları etken Hava koşulları. Mi? Zaten spor amaçlı yaptığınız için hava koşulu uygun değilse uçmayacaksın bunda. Bir ticari maksatı yok bunun. Evet. Yani zorunluluğun havanın, yok. Havanın rüzgarlı mı, rüzgarsız mı ya da belli bir rüzgar mı? Belli gerektir? Bir rüzgar, fazla rüzgar olmayacak, aşırı sıcak olmayacak. Onun dışında bir şey yok zaten. Kaç kilometre gidebiliyorsunuz bununla? Örneğin bir depo yakıtla. 4 saat havada kalabiliyorsun. Evet. Saat olarak vereyim. O Peki. hava koşuluna göre değişir yapacağın kilometre. Benim cesaretim yok buna binmeye. Evet. Ama kameramanımızı bindirip sizinle evet. bir tur attıracağız. Havadan tamam. da görüntü alacağız. Evet. Siz şimdi az önceki sohbetimizde ben yarım kaptanım kelimesini kullandınız. Evet. Öyle mi anladım? Öyle evet, mi dediniz? Aynen. Şimdi burada tam kaptanlar evet, var. Evet, tam kaptanlar var. Evet, şimdi tam kaptanlarımızı tanıyalım. Ben sizi şöyle alayım. Tabii. Evet, kaptan. Sizi tanıyayım. Ben Adnan Özdemir. Evet. Silahlı kuvvetlerden emekli pilotum. Emekli oldum ama uçuşu bırakmadım hala dışarıda. Neler kullandınız pilotluk döneminizde? Ben planörle başladım. İlk 18 yaşımda. Daha sonra Karacık Okulu'nda askeri uçak, daha sonra helikopter. Onlarla uçtum. Emekli olduktan sonra şimdi Airbus uçak pilotuyum. Hı-hı. Özel bir havayolu şirketinde. Devam ediyor mu? Devam ediyoruz. Yani uçuştan kurtulamıyoruz. Yok, sağlığımız el verdiği yani, sürece yani o, sonuna kadar devam edeceğiz. Bir yaşanılırlığı evet. vardır, anlatılamazdır. Evet. Doğru mu? Evet, anlatılamaz. Evet. Peki, ömür boyu göklerde zevkli, keyifli, sağlıklı uçuşlar dileyelim size. Teşekkür ederim. Bir kaptanımız daha var değil mi efendim? Evet, merhabalar. Cengiz Merhaba. Kaynar benim ismim. Hı-hı. Kızım Gülce, eşim Gül. Evet. Ben de Adnan Kaptan gibi kara kuvvetlerinden emekli pilotum. 2006 yılından itibaren de özel bir hava yolunda kargo pilot olarak çalışıyorum. Airbus uçağıyla uçuyoruz. İnanılmaz bir zevk, uçuş. Tarif edilmeyecek güzel bir duygu. Bundan dolayı da sağlığımız ve yaşımız müsaade ettiği sürece ömrümüzün sonuna kadar uçmak istiyoruz. Peki sizce sizin uçtuğunuz uçaklar mı daha kolay kullanılır bunlar mı? Bunlar daha çok sportif amaçlı. Hı hı. Sportif amaçla ticari amaçlı uçuşları aslında biz birbirinden birazcık daha ayrı tutuyoruz. Buradaki heyecan, buradaki alınan hisler orada yok tabii ki. Yani burada keyifli uçuş burada. Orada daha mecburu. Keyifli ve daha keyifli görsel bir uçuş. Daha tatlı oluyor. Doğru yani bunda mi? Tabii ki daha tatlı oluyor. İşte ağaçları, ormanları, sahili gözlemleyebiliyorsunuz. Evet. Gerçekten ticari bir hava yolunda ama direkt çıkıp gökyüzünde. Ortak bir tarafı var. Uçmak. Muhakkak. Uçma evet. heyecanı, uçma zevki, yaşamak. Size bir kere farklı bir dünyada olduğunuzu, farklı evet. bir varlıkmış gibi olduğunuzu hissettiriyor. Ve inanılmaz farklı duygular tattırıyor. Evet. Doğaüstü bir olay olduğunu düşünüyoruz. Tabii her zaman da Tanrı'ya şükrediyoruz ki bize gerçekten böyle güzel hisleri verdiği için. Biz de amin diyelim evet. dileğinize. Eşinizin bu konularla bağlantısı var mı efendim? Eşimin havacılıkla bağlantısı yok. Ama benim heyecanıma, hislerime her zaman ortak oluyor ve tabii ki sonuna kadar beni destekliyor. O arkamızda olduğu için biz de bu mesleği başarıyla götürüyoruz. Peki kızınızın gelecekte
bir Sabiha Gökçen gibi olmasını hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Geçirdim. Kendisi havacılığa ve uzaya çok meraklı. Henüz okula başlamadı ama bütün ilgisi bu yönde, dergilerden olsun. Umarım onu da gelecekte bir Sabiha Gökçen gibi başarılı bir pilot İnşallah. Olarak gökyüzüne görürüz. İnşallah. Peki o zaman kızınıza da soralım. Küçük Hanım, adınız ne? Benim adım Gülce. Gülce, baban kaptan. Hı hı. Büyüyünce sen ne olacaksın? Ben de uçak uçuracağım. Uçak uçuracaksın. Babam gibi. Vallahi ne diyeyim, şaşırdım. Yani bu yaşta bunları senden duymak gerçekten harika. Baban gibi uçak uçuracaksın. Ben gönlüne göre olsun diyorum. Seni gelecekte muhteşem bir kaptan olarak ben göremeyebilirim ama herkesin görmesini diliyorum. Söyleyeceğin, hayır, ekleyeceğin bir şey var mı? Hayır. Hadi iyi bir kaptan olmanı tekrar diliyorum. Tamam mı güzelim? Tamam. Peki annenle de biraz konuşalım. Hanımefendi, kaptan bir eş ve kaptan adayı bir evlat. Evet. Ne mutlu size. Öyle. Peki bir kaptan eşi olarak böyle uçakları görüyorsunuz, ediyorsunuz filan. Eşiniz de işte o tür yolculardan, pardon, kaptanlardan biri olarak neler hissettiriyor size? Bu arada adınızı soyadınızı sormadım. İsmim Güldalı Kaynar. Kaptan eşi olmak keyifli ama gerçekten de zor. Çünkü zor bir iş yapıyorlar. Uçak kullanmak herkesin gördüğü, bildiği kadar kolay bir şey değil. Büyük stresler yaşıyorlar. Biz de tabii eş olarak onlara destek olmamız gerekiyor. Hayatımızı onlara göre daha çok yön belirlememiz gerekiyor. Şimdi eşiniz uçarken ben uçuyorum, ben indim gibi böyle teselli telefonları, başlangıç tabii, ve teselli tabii. telefonları ediyor değil mi efendim? Tabii tabii. Şimdi zaten... Çünkü havadayla karada olmanın bir farklılığı var. Eşim de devamlı yurt dışı uçuşları olduğu için kızım daha bebekken interneti gösteriyordu baba diye. Çünkü bizim iletişim aracımız internet, evet, bilgisayar. Telefon tabii ki bir yere gidip geldikleri zaman saatler bile bizi endişelendiriyor bazen. Evet. Tabii ve birazcık. Tabii, kaptan eşi olmak, evet, birazcık bu kadar olsun diyeceğiz. Evet. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi kaptanlarımızla, eşiyle ve çocuğuyla da görüştük. Hatta gelecekte bir pilot adayı olduğunu bize böyle dolu dolu söyleyebildi. Şimdi de benim cesaretim yok, ben uçamayacağım. Ama kameramanımız Nursel Büyükaydın'ı uçuracağız. Sana Allah kolaylık versin. Hadi bakalım, havadan güzel görüntüler istiyorum. İyi uçuşlar diyeyim. Evet, az önce söylediğimiz gibi ben binemedim ama kameramanımız yolculuğa çıkmaya hazır. Evet Nursel, ne hissediyorsun şu an? Biraz sonra kalbin küt küt atacak diye şu düşünüyorum. Şu an bile kalbim küt küt atıyor. Çok, evet, heyecanlıyım. Elim titriyor. Ellerim titremiyor da çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Böyle şeyleri çok seviyorum zaten. Adrenalin meraklısı birisi, hı-hı, olduğum için. Bu bana büyük bir keyif verecek. Eminim. Ama bence gözlüğünü çıkar, rüzgardan Karadeniz'de çıkartalım. Aramayalım senden. Bence öyle olacak. Peki sen o zaman iyi uçuşlar dileyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. İndiğin zaman da tekrar o zamanki heyecanını alacağız senden. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Nasıl geçti uçuş? Benim için çok güzel. Alışıksınız tabii. Evet, tabii. Sizin için problem yok. Yok. Evet, Nursel Hanım için nasıl geçti? Harikaydı. Tek kelimeyle harikaydı. Yüzünü görelim biraz. neler oldu bakayım, anlat. Neler oldu? Bir ara bayağı bir yükseldik ama hiç korkmadım. Her zamanki gibi keyif aldım. Çok iyi ve çok güzel geçtiğine inanıyorum. Bir daha uçmak isterim.
Hatta ara, sık sık bunu yapmak isterim yani. Bir ara ben umudu kestim, baktım kayboldunuz. Bir 10-15 dakika geçti. Bunlar dedim Rusya'ya mı gitti? Allah korusun düştü mü? Ne oldu? Ne bitti diye böyle bir telaşlandık. Evet, bir ara bayağı yükseğe çıktık. 350 metreye kadar çıktık. Zaten sizi karşıdan gelecek diye beklerken baktık tepemizde yükseldesiniz. 350'den sonra 700 metreyi gördük. 700 metreyi onu evet, bu 700 metre biraz risk bölgesine girmiyor mu? Hayır, kaptan? Hayır. Değil, yok, değil mi? Yok. Hava durumuna göre ne kadar yükseklik o kadar emniyet. Biliyorsunuz. Bunun 4000 metreye kadar çıktığını söylüyorlar ama ben 2500 metre. 2500'e kadar çıktım. Evet. Peki ne diyelim? Tekrarını dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Kaptan eşi hanımefendi. Daha önce uçtunuz mu? Bununla yani. Bunun da uçmadım. Hayır. Heh. İlk siz defa uçacağım. Siz neler hissediyorsunuz? Az önce rahat olduğunuzu duydum. Heyecan yok dediniz. Evet, şu anda yok. Evet. Bir gökyüzüne çıkalım. Peki. Sonrasına bakacağız. Dönüşte fikirlerinizi alacağız. Peki. O zaman. Peki. Görüşürüz. İyi uçuşlar dileyelim. Sağ olun. Evet, değişiklik var mı hanımefendi? Heyecanda. Çok keyifli, inanılmaz heyecanlı. Korku var mı? Oluşuyor korku mu? Korku yoktu ama şey böyle bir boşluktan düşme dönerken falan. Tabii bir korkma hissi oluyor yani. Heyecan desek heyecan biz ona. Evet, yediremiyoruz değil mi yani? Yok, yok. Çok keyifli ve heyecanlı diyoruz. Kesinlikle. Peki, korku yoktu. Biz de heyecan diyelim o zaman. Peki. En azından senin gözüne ben de kalıyorum dahliye. Tamam anne. Kaptan, böyle bir uçaktan böyle bir Airbus'tan ne diyelim, oyuncağı diyemeyiz saygısızlık olmasın. Airbus'tan ultralight'a bineceğim. Evet. Açıkçası ilk defa uçtuğum için ben de heyecanlıyım. Bir korku kaptan yok ama bir tatlı bir heyecan var içimde. Evet. Merak ediyorum açıkçası uçuş nasıl olacak diye. Evet. Sadece dışarıdan seyretmek de olmuyor. Direkt şimdi içinde biraz, olmak. Biraz önceki sohbetimizde sizin de miydi yükseklik korkusu vardı ama belime kemer takılınca diğer kaptanımızdaydı galiba. Esna uçanların birçoğunda var. Bende de var. Bilmiyorum. Adnan, de, hocam o hepimizde. Adnan kaptan yani da vardı. Yükseklik korkusu bu var. Bu aslında yükseklikten ziyade düşme korkusu diye sanırım adlandırıyorlar. Var. Açıkçası var. Yani bir balkon kenarından 13. kattan aşağı bakamıyoruz ama 30 bin fitte uçarken böyle bir korku olmuyor. Şimdi kemeri takacaksınız. Bakalım bakabilecek misiniz? Kaptan ne kadara çıkaracaksın? 500 bin metrede uçacağız. Peki. Tamam. Peki bakalım. Dönüşte de yine bir görüşmek üzere. Yine görüşmek alacağız. Üzere. İyi uçuşlar çok diyelim. Çok teşekkürler. Çok mersi. Evet. Merhaba tekrar. Merhaba tekrar dediğiniz gibi hoş geldiniz kaptan. Teşekkürler. Evet, anlatın bakalım aradaki fark vallahi, nedir? İnanılmaz güzel bir duygu. Bütün rüzgarı, havanın serinliğini gövdenizde, yüzünüzde hissetmek. Oradan manzara eşsiz. Peki, müthiş keyif aldım. Bir kaptan olarak böyle kendi uçaklarınızda mı bunda mı daha güvenli hissi oluşuyor? Nedir? Arada bir fark var mı? Tabii önce kendi uçtuğum uçakta birazcık daha güven hissi daha fazla olabilir ama herhalde birkaç periyot daha uçsaydım burada da o güveni daha fazla hissederdim. Bu arada ben Demir Bey'e de bize böyle bir imkan tanıdığı için çok çok sonsuz teşekkür biz ediyorum. İnanılmaz işte Türkiye'nin güzelliği değil mi? Yani karasu gibi bir yere geliyorsunuz. Sportif havacılığa amatörce gönül vermiş, bu kadar emek sarf etmiş birisi. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ona da iyi uçuşlar diliyorum. Evet, kaptanlar yani da uçuruyor. Şimdi bir de şuna değinirsek kaptan. Yani kaptansınız. Hayatınız bir noktada uçaklarda geçiyor. Evet. Ama yine de gelip bundan bir keyif alıyorsunuz. Demek ki çok güzel bir şey bu. Çok yani güzel. Uçma duygusu. Gerçekten çok enteresan olsa, çok güzel olsa diye düşünüyorum. Uçmanın tamamı güzel tabii. Burada farklı evet. bir kolunun farklı, evet. tadına varmış oluyoruz yani böylelikle. Peki. İnanılmaz büyük ediyorum. Bir güzellikti. Ben de sizlere teşekkür evet, ediyorum. Olun, Demir Bey'e ayrıca teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet.